Aydın Gençlik ve Spor'un müdürü tarafından yapılan yeniliklerle hizmete başladığı Gençlik Merkezi Kitap Kafe'de, Aydın'ın basın mensuplarıyla kahvaltıda toplantıda bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Villikçioğlu, il genelindeki spor yatırımlarını ve yenilenen Gençlik Merkezi hakkında bilgiler verdi. Gençlerin burada zamandan geçirebileceği bir alan oluşturdu. Hangi alanda çalışmalar yapacaklar, deney yapacaklar, buluş yapacaklar? İşte üretim, tasarım, siber güvenlik, nanoteknoloji, robotik, kodlama, enerji, yapay zeka, elektrik programlama, havacılık, uzay, tematik, mobil uygulamalar. Burada çocuklar her türlü buluş ve deneyim yapabilecekler. Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleniyor. Aydın'da büyük bir eksiklik olan gençlik merkezini yenilediklerini ve daha etkin bir şekilde faaliyet vermeye başladıklarını belirten il müdürü Fillikçioğlu, deney patölyesi, kitap kafe, hasoda ve diğer alanlarını tanıttı. Yani renkler, tasarım bakanlığımıza ait. Kullanmak istedikleri tüm materyaller, malzemeleri biz temin edeceğiz. Burada temin edilen dolaptan alıp istediği malzemeyi çocuklar kullanabilecekler. Programlama ile ilgili aklınıza ne geliyorsa her türlü fen bilimleriyle ilgili çalışmayı bu alanda yapabilecek çocuklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Tanıtımı T3 Vakfı'nın da katkılarıyla oluşturulan deney patölyesi hakkında bilgiler veren Fillikçioğlu şöyle konuştu. Şu an Aydın Gençlik Merkezi'nin kitap kahve bölümündeyiz. Burada gençler istedikleri zaman gelip ders çalışabiliyorlar, kitap okuyabiliyorlar, burada çay ücretsiz. Gençler bu ortamda arkadaşlarla oturup ders çalışıp sohbet edebilecekleri bir mekan ayarladık. Onun dışında Aydın Gençlik Merkezi'nin içerisinde birçok spor, sanat ve kültür alanlarının olduğu, birçok kursların yapıldığı, birçok atölyeye sahip. Bir de bu sene bakanlığımızın ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle, TÜBİTAK'ın desteğiyle, T3 Vakfı'nın desteğiyle deneyap atölyesini kurduk. Şu anda Aydın'da bir deneyap atölyemiz var. Yeni mucitler, yeni buluşlar yapan gençleri buraya davet ediyoruz. Peki hocam, kaç öğrenci faydalanabiliyor bu imkanlardan şu anda? Aydın Gençlik Merkezi'nin şu anda üye sayısı yaklaşık 20 bin civarında. Hı hı. Günlük gençlik merkezimize 300 ila 750 öğrenci arasında misafir olarak geliyorlar gençlerimiz. Aydın'da spor totoyla yaptığımız bir protokol var. Bu protokol kapsamında 17 ilçemizde yaklaşık 8 yarı olimpik yüzme havuzu, bunun dışında 6 tane yeni spor salonu, 14 tane gençlik merkezi ve birçok yeni spor sahası ve alanı oluşturacağız. Aydın merkezde 3500 kişilik bir spor salonu, yani ulusal ve uluslararası müsabakaların yapabileceği bir spor salonu planımız var. Bunun dışında bir tane yer olimpik yüzme havuzumuz olacak. İki tane de bal diglerinin oynayabileceği saha, futbol sahamızı da bir Kardeşköy bir de Selçaköy tarafında planladık. Onlar da en kısa sürede önümüzdeki haftalardan itibaren çalışmalara başlanacak. Sayın Bakanımızın desteğiyle 17 ilçemizin 17'sindeki tüm spor tesislerinin bakımı, onarımı, yenilenme işlemlerini yapmıştık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında işte gençlik merkezi sayımızı artırıyoruz. Nazilli'de bir gençlik merkezi açmıştık. Şimdi önümüzdeki hafta Köşk'te bir gençlik merkezi açacağız. Onun dışında Ortaklar'da Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde ve üniversitenin içerisinde de 3 tane genç ofis açmıştık. Bunların da sayısı artacak.